Günün gözlerini kamaştıran ilk ışıklarıyla uyandı. Zaten içini kaplayan heyecanla uyumasına pek izin vermemişti. Bir an önce yola çıkma isteğiyle doluydu içi. Heyecanla kalktı yatağından. Günlük hazırlığını yaptı ve mükemmel bir kahvaltı sofrasına kuruldu. Mükemmel dediysek de öyle şatafatlı bir sofra sanılmasın. Domates, salatalık, peynir, zeytinden oluşan bir kahvaltıydı bu. Yanında da dumanı tüten sıcacık çayı varsa daha ne? Sofrasına peynir bile koyamayan aileler görmüştü. O yüzden de gözüne mükemmel görünürdü yaptığı kahvaltı. Kahvaltıdan kalkıp hızlı otobüs durağına koştu. İlk gelen otobüse bindi ve şoföre bir "Günaydın abi, kolay gelsin" dedi. Şoförün gözlerinde gördüğü memnuniyet dolu ışıktı ve mutluluk heyecanlarını daha da arttırmıştı. Her zaman işitmediği sözlerle güne başlamaktan hoşnut olan şoför, "Günaydın kardeşim" diye yanıtladı onu. Şoförlere birkaç söz söyleme, selam verme alışkanlığını bir sohbet sonrası edinmişti. Bir dostu, "Sanki otobüs kendi kendine gidiyormuş, onu kullanan biri yokmuş gibi davranıyoruz" demişti. Bu cümle üzerine çok düşünmüş, epey etkilenmişti. O vakitten sonra şoförlere selam vermeden otobüse binmez olmuştu. Onlara "varlığınızdan haberdarım" demekten hoşnuttu. Boş otobüste bir cam kenarına oturdu. Herkes gibi o da yolu izlemeyi severdi. Yollar sadece yol değildi onun için. Hikayeydi, romandı, şiirdi. Birkaç durak sonra otobüs durağının tepesine kurduğu yatağında yatan o adamı gördü yine. Ne kadar heyecanlı olsa da heyecanı içindeki o incecik sızıyı bastıramamıştı. Daha önceleri de görmüştü durak tepesindeki yaşayan bu adamı. Otobüstekilerden biri kayıtsızca kıkırdayıp "Bu adam oraya nasıl tırmanıyor acaba?" demişti bir gün. Kan çanağı gibi öfke dolu gözlerle bakarak "Bunu soracağına neden orada yatmak zorunda kaldığını sorgulasan keşke" diye bağırmıştı. Belki bugün de içini kaplayan sızıdan çok bastırılamaz bir öfkeydi. Yaşlı bir insanı karda kışta durakta yatmaya mahkum eden sisteme öfke. Bunları düşünürken gökyüzünün sonsuz maviliğine dalarcasına uzaklara dalmıştı gözleri. Şoförün "geldik kardeşim" sesiyle kendine geldi ve aktarma noktasında olduklarını fark etti. Koşarak karşıya geçti ve başka bir otobüse bindi. Hafta sonu ve sabahın erken saatleri olması nedeniyle yine cam kenarı bir yer buldu kendine. Şanslıydı. Otobüsün güzergahı şehrin her türlü manzarasını, panoramasını sunuyordu ona. Pek tekin olmayan sokaklar, koca koca binalar, emekçi mahalleleri. İneceği durağa gelmişti ama daha yolu vardı. Tekrar otobüse binmekle yürümek arasında kalmıştı. Kalan yolun tümü dimdik yokuşlardan ve merdivenlerden oluşuyordu. Ancak yine de yürümeye karar verdi. Zaten yorulursa durup dinlenebilirdi. Vakti vardı. Hem bu mahallenin sokaklarını severdi. Duvardaki yazıları, sokaklardaki insanları, küçük şirin evleri. Sanki burada doğup büyümüş, kendi mahallesinde, çocukluğunun geçtiği sokaklardaymış gibi hissederdi buraya geldiğinde. Buradaki her ev onun evi, her aile onun ailesiydi sanki. Birkaç yokuşu tırmandıktan sonra yorulduğunu hissetti. Bir kaldırıma oturdu biraz dinlenmek üzere. Yol boyunca gördüklerini düşünmeye başladı. İnsanların sokaklarda yaşamak zorunda kaldığı, bir tarafta yıkılmaya yüz tutmuş evler varken diğer tarafta lüks binaların, villaların yükseldiği yollardan geçmişti. Bu otobüsün güzergahı şehrin değil, hüküm süren sistemin panoramasıydı adeta. Çürümüş ve çökmeye mahkum bir sistem. Bütün bu insanlar çürümüşlükten çekilip çıkarılmalıydı. Zihninde canlıymışçasına bir hayal belirdi. Durağın tepesinde yaşayan adam güzel bir evde, rahat bir yatakta, mışıl mışıl uykudaydı. Pek tekin olmayan sokaklarda güvenle yürüyordu insanlar. İşçi mahallelerinin yıkılmaya yüz tutmuş evlerinden eser yoktu. İşçiler, dünyayı yaratan ellerin sahipleri, kendilerine layık olan evlerde, layık oldukları yaşamları sürüyorlardı. Mahallenin sokaklarında çocuklar kaçırılma, katledilme korkusundan uzak, şen kahkahalarla koşup oynuyorlardı. Şehir koca binaların onu kirleten görüntüsünden arınmış, nice insanlara mezar olan dayanaksız gökdelenler yerini muntazam ve yaşanılabilir yapılara bırakmıştı. İşini yüzünde kocaman gülümsemeyle yapmayan tek bir otobüs şoförü kalmamıştı. Her şey olması gerektiği gibiydi ve tek bir çocuk bile aç girmiyordu yatağa. Köşe başlarında tecavüze uğramış kadın cesetleri bulunmuyor, katliam haberleriyle uyanılmıyordu yeni günlere. Eline değen bir soğuklukla irkilerek ayrılmak zorunda kaldı hayallerinden. Bir sokak köpeği yalıyordu elini.
Belki su, belki yiyecek, belki de biraz sevgi isteyen bir köpek. Bu sokaklarda başıboş gezen köpekleri bile sevdiğini fark etti. Köpeği biraz sevdikten sonra kalktı ve yokuşları tırmanmaya devam etti. Sonunda onu böylesine heyecanlandıran kapının önündeydi. Yokuşun tepesinde umuda açılan kapı. Kapıyı açıp içeriye girdi ve hayalindeki dünyayı yaratacak kahramanların umut ışıklarıyla donattıkları masada yerini aldı. Bu kahramanların sıcacık bakışlarıyla birlikte yüzüne kocaman bir gülümseme ve yüreğine tarifi zor bir neşe doldu. Bu insanların yanında olmak inancını katlıyor, bağlılığını pekiştiriyordu. Dünyayı yaratan ve yaratmaya devam eden bir el, sıcacık bir bardak çay getirdi ona. Çay değil de bir bardak dolusu umut, coşku, yoldaşlıktı bu. Yudumladı, yudumladı. Kahramanların şen gülüşleri arasında huzura daldı.